Yine delirdin sana. Anlat o zaman neler döndüğünü. Çok mu öğrenmek istiyorsun? Belli olmuyor mu ya? Bak komutan, seninle çok ciddi bir husumetimiz var. Bileyim değil mi? Ona göre. Görevim deyip deyip soluğu benim yanımda alayım. Olanı biteni anlattım işte. Git çocuğu kaçıranları bul. Benimle Nari'nin peşinde dolanarak bulamazsın, öyle değil mi? Kendal çok ama çok pis bir işe bulaşmış. Ha biliyorum, kardeşini öldürdü. Ne var ya, yalan mı? Yok kızım, o gitti gider, başka bir şey. Adamlar bu dünyada görebileceğin en büyük bela. Fena kafayı takmışlar, olan bu. Peki bunun melekle ne alakası var? Ya onu da meleğe sor, benim bildiğim bu kadar. Hadi yoluna, benim başımı belaya sokma. Bunu da yemedim Kasım Efendi. Ama öğreneceğim. Kendal, oğlum neler olmuş hiç bana demeyin. Yine ne olmuş ana? Olsun dedikler doğru mu? Kim bilir ne dedi yine o komutan? Ya rüzgarın işi. Yemedi, içmedi, geldi sana mı yetiştirdi ana? Diyecek tabii, senin demedin kabahat. Ana, korkma diye bir şey demedim. Bak Kendal, bundan sonra bana her şeyi söyleyeceksin, gizli hiçbir şey kalmayacak. Ana, benimle uğraşıyorlar. Hem de çok fena uğraşıyorlar. Şimdi de Murad'ın mezarına taş dikmişler, Kendal şan verdi diye. Ana, ana orada mısın? Sen ne diyorsun oğlum? Ana, sakın merak etme, ben halledeceğim. Bak şimdi tansiyonun falan fırlar, gözünü seveyim, sen kafana takma. Akşam gelince konuşuruz, haydi kapatayım şimdi. Ulan komutan, ulan komutan. Sen de illa gel benim hesabımı gör deyin, öyle mi? Haydi bakalım. Ana, neyin var? Ha bir de sorayım. Yeğenin hastanede. İnsan bir gider, bir arar, bir sorar. Bir şeye ihtiyacınız var mı der. Ya ana, dert ettiğin şeye bak. Sen hiç merak etme. Deyzemoğlu onları hiç yalnız bırakmamıştır ha. Ay Sade Fırat abime, Cemal Bey de sürekli Ebru yengenin dibinde. Biri yoksa biri var ana, hiç merak etme. Adam iyilik yapıyor yenge. Sen niye öyle manasız şeyler söylüyorsun? Bu adam da fazla olmaya başladı ha. Gül mü alacak, ne alacaksa alsın, defolup geçsin. Melekciğim, sen niye daha dün tanıdığın adam şimdi bize burada savunuyorsun? Hayır, varsa yani bir mana, bilelim değil mi ama? Yok, didişmeyin. Kendal, Rıza'yı ara, beni hastaneye götürsün. Ben adayı görmeden rahat edemeyeceğim. Ya ana, gece gece ne gerek var? Ben geldiğimden beri 3 kere aradım. Ama Kendal doğru söylüyor. Ne diyeceksin gece gece? Yarın sabah erken girecekler zaten. Bu kaza nasıl olmuş? O lavuk nasıl kullandıysa artık. Baran. Melek, iyiler değil mi kızım? İyiler anacığım, sen merak etme. Bu gece önlem olsun diye tutuyorlar hastanede. Ararız yine Ebru yengeyi. Asım'la Rüzgar nerede? İkisi de içeride ana. Rüzgar'ı kandırmak çok zor oldu. Anan çarşıda, uzun sürecek dedim ama hissetti çocuğu. Ses çıkmaz ki benim kuzumun. Sibel, iyi mi? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Kardeşim yanımda olduktan sonra benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. İyi, iyi. Ben yukarı çıkayım. Melek, bir kahve yapıver bana. Melek, bana da yap. Kendal seninle konuşacağım. Müzik
Ayşe, yürüyelim biraz? Çok geç kalmayın ama. Kendall, ne oluyor? Ne olmuyor ki ana? Daha ne olsun? Ne bu mezar taşı? Rüzgar işi, para isteme işi. Oğlum bunlar çok büyük işler. Niye inat ettiğin her şeyi kendim halledeceğim diye? Gidelim polise. Hayır ana. Baksana karşımızdakiler manyağın teki. Ne yapacağı belli olmaz bunlar. Birkaç yerde boş kaldıydı. Onların hesabıdır. Ben hallederim. Oğlum alacak verecek borç harç işi olsa niye mezar kazsınlar? Niye çocuk kaçırsınlar? Ben anlamayayım bu işi. Bu işin içine bir iş var. Sen benden bir şey mi saklayayım? Ya bana sen de üstüme gelme. Saklanacak neyim kaldı? Her şey ortada. Sen ne biliyorsan ben de o kadarını bileyim. Ya en kısa sürede vereceğim. Sen bilmez misin benim borcum borç. Başımıza bir felaket geldi bileyim. Anladım. Tamam. Bunda yok, bunda yok. Yok. Ulan hepinizi yazdım listeye. İşiniz düşer nasılsa. Tamam ulan tamam anladık. Bak sana bir aylık çek yazayım. Gönder birini aldır. Haydi selametle. Buyur ağam beni mi çağırdın? Rıza çık dışarıya. Çık! Nerede lan bu çek defteri? Rıza hayırdır ne bu? Sakın kendi alanına yaklaşma. Niye ki? Delirmiş durumda. Kasım efendi ben gidiyorum. Uzun bir sürede burada olmayacağım. Daha çok delirecek. Ne geleyim komutan, ha? Aklındaki sorular beni sürekli buraya getiriyor Kendal Bey. Nedense. Senin bu soruların beni artık bıktırdı. Bir rahat ver ya. Özlem size Murat'ın katilisin dedi. Sonra Recep içeride öldürüldü. Yangınlar, rüzgarın kaçırılması, mezarın açılması. Bunların hepsi birbirinden ayrı birer parça gibi dursa da ben bu parçaların hepsini birleştireceğim Kendal. Ve içimdeki ses bu puzzle'ın içinden sen çıkacakmışsın diyor. Bana bak komutan. Dedektifçiliğini get başka yerde oyna. Tüm bu işlerin altından benim çıkmamı çok isteyin değil mi? Narinden dolayı intikam alacaksın. Öyle değil mi? Şimdilik bu kadar Kendal Bey. Ama en yakın zamanda görüşeceğiz. Buna eminim. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Neredesin Özlem? Neredesin? Ana, Özlem'e söyle çek defterini bulsun çıkarsın. Gelip alacağım. Kimse yok oğlum. Sebep? Ya Fırat'ın oradalar. Ebru'yla bir açık hava
Mesulüm mü ne? Yapışıklarmış, hepsi toplantı oraya gittiler. İyi o zaman. Emine'ye söyle de bulsun çıkarsın Rıza'yı göndereyim ben. O da gitti oğlum. Ha, bir o kaldıydı. Tamam ana, tamam. Ben hallederim. Ulan, ulan Emine'yi de mi kendine uydurdun? Maşallah, maşallah. Tezgahı kurmuşsunuz. Rastgele. Bilsen kaldıydın ha. Kalk. Ne var Kendal? Ne oluyor Kendal? Sağa kalk dedim kadın, kalk. Kalk. Ya Fırat bıraksana. Sakın, sakın kimse karışmasın. Ya Fırat bıraksana. Ne hakla ya? Kesin lan. Yürü dedim. Şu arabaya! Anne ne oluyor? Kendal psikopatı işte. Ne var bunda Kendal? Gel! Onlar ne yerse yesin, sen avu dolacın anladın mı? Şimdi odana. Bunu nasıl yaparsın Emine ha? Hepinize tek tek mi uğraşacağım ben? Ne oluyor Kendal? Emine'yi bile yoldan çıkartmışlar ana. Buna nasıl izin verirsin? Ne demek yoldan çıkartmışlar? Ne yapayım ki? Yapamazlar ana. Bağ hepimize hayatı zor eden bu kadınla, benim en büyük düşmanımla Emine bir olup nasıl çalışır? Benim haberim olmadan nasıl böyle bir işe kalkışır? Sakin ol. Emine'nin bir şey yaptığı ettiği yok. Hem ne olur bir şeyle meşgul olsa? Kadın senelerdir bizim yükümüzü taşıyıp duruyor. Bir sefer de kendi için yapsın. Bu şekilde yapamaz ana. Ne şekilde yapabilir Kendal? Asıl, oğlum sen de mi anana sahip çıkmadın ha? Koskoca adam oldun artık. Anan ne yapar edersen ne biler. Senin tek işin bu çocuğu adam akıllı büyütmek. Yediğin önünde yemediğin ardında. Çalışmak da neyin nesi? Yeni yeni icatlar çıkartmayın başıma. Sosyete gülünün sıkmasından böreğinden sana ne? Ha? Seni sömürmesine nasıl izin verirsin? Oğlum sen de bir şey desene. Uyanık Ebru, ananı sömürmeye çalışıyor. Oh ne âlâ memleket. Emine pişirsin, taşısın, sosyete gülü satsın, cebini doldursun. Ben buna göz yumamam ana. Kızım, gel, gel oğlum. Baba.
babaanne. Gel. Ne oldu Asım? Gel. Asım nereye? Babaannem. Gel. Ay. Babaanne. Ne oldu oğlum? Katil o. Kim oğlum katil? Babam çok günah. Katil. Amcamı öldürdü. Veda eder gibi gözümün içine acına acına baktı. Onu sen büyüttün. O sana emanet dedi. Ya sen ne diyorsun kardeşim dememe kalmadı. Attı kendini Fırat'a. Tutamadım. Allah benim belamı versin ki tutamadım. Bir anda suyun içinde kaybolup gitti. Günah. Murat amcam çok günah.